Evet arkadaşlar, karavanımızı aldık. Artık ufaktan tatil moduna geçtik sayılır. Evet, uzun yıllardır hayalimizi gerçekleştirdik sayılır. Hep bir karavanımız olsun istiyorduk. Sonunda sahip olduk. Sağ olsun Ortiz, Metin Bey, Murat Bey, ikisine de çok teşekkür ediyorum. Bunların sayesinde tabii sahip olduk böyle bir şeye. Şimdi arkadaşlarımıza, dostlarımıza karavanımızı göstermek istiyorum. Belki bizim gibi meraklı başka arkadaşlar da olur. Onlar da niyetlenir. Evet, gel böyle bir gösterelim hep beraber. Arkadaşlar, karavanımız solar sisteme sahip. Yani üstünde güneş enerji panelleri var. Kendi enerjisini kendi üretiyor. Buradan invertörünü açıyoruz önce. Şöyle ağaçlık invertörümüzü. Burada akümüz var. Yakından göster. Akümüz var. Piknik tüpümüz var. Tüpümüzü açıyoruz. Ağaçlık tüpümüzü. Mola verdik. Şu an İzmir Menemen'den çıktık. Bursa istikametine doğru. Yolumuz artık yarıladık. Burada biraz mola vereceğiz. Bir kahve pişireceğiz birazdan. Buraya da bazı eşyaları koyabiliyoruz. İşte sandalyedir veya başka bir eşyalarımızı koyabiliyoruz. Arka tarafı göstereceğim şimdi. Şöyle led'i göster. Bakın led ışıklar böyle çalışıyor. Arkası Ortiz, yakından uzunda. Arkadaşlar, web sitesi burası. Buradan da ulaşabilirsiniz. İnternetten de ulaşabilirsiniz. Burada da bir bagaj kapağımız var. Burada dışarıdan duş var arkadaşlar. Örneğin deniz kenarına gittiniz. İşte tuzlu sudan kurtulmak için basıyorsunuz. Duş. Buradan dışarıdan duş. İçerideki duş ayrı, bu dışarıdaki duş. Ve ayaklarınız kumlandı. Ayaklarınızı yıkamak için. Bu dış duş. İç duş başka. Çevirerek açıyoruz. İçeride 140 litrelik temiz su deposu var. Buradan su dolduruyoruz. Burası da arkadaşlar elektrik bağlantısı için. Bakın burada prizi var. Eğer karavanımızı herhangi bir kamp yerinde 220'ye bağlamak istiyorsak oradan bağlıyoruz. Ama şu an bizim öyle bir ihtiyacımız yok. Karavanımız solar sisteme sahip. Güneş panelleri var yukarıda. Kendi elektriğini kendi üretiyor. İçerisine bakalım. Hemen kapımızı açıyoruz. Evet. Burada böyle çöp kovası gibi de kullanabiliriz veya ayakkabı terlik de koyabiliriz. Burada ceplerimiz var böyle. İçine çeşitli eşyalarımızı koyabiliriz. Şu an burada karavanın yedek anahtarları mevcut. İçeri girelim. Şurada paneli göster. Şurada bir kontrol paneli var arkadaşlar. Şunu açıyoruz. Açıldığı zaman
Buradan su seviyesini görüyoruz. Akü şarj seviyesini görüyoruz. Buradan ışıklarımızı yakıyoruz. Bu şekilde. Buradan da kumandayla, şöyle kumandası var. Buradan ışıklarımızı yakabiliyoruz arkadaşlar. Bakın sarı oldu. Veya söndürebiliyoruz. Beyaz yapıyoruz. Bunları söndürüyoruz. Bir daha basarsak beyaz oluyor. Veya tamamen söndürüyoruz. Veya hepsini birden yakıyoruz arkadaşlar. Böyle kumandalı bir ışık sistemi var. Burası uydu. Uydu alıcısı. Buraya televizyon gelecek arkadaşlar. Burada bir televizyonumuz olacak. Bu da buzdolabımız. Şu an çalışıyor bakın. Burası derin dondurucu kısmı. Burası da normal. Şu an çalışır vaziyette buzdolabımız. Burası mutfak arkadaşlar. Burada ayarlanabilir musluk var. Buradan suyu açıyoruz. Böyle suyumuz akıyor. Buradan da ocakları yakıyoruz. İşimiz bittiğinde musluk katlanır, aşağı indiriyoruz. Tekrar kapatıyoruz. Burada çeşitli kullanım yerleri var. Aşağıda bagaj eşya koyma, mutfak. Burası tabak, çatal, matal koymak için, kullanmak için. Şu an evraklar var burada. Yine mutfak dolaplarımız burada da mevcut. Bu şekilde. Burada da var dolaplarımız arkadaşlar. Böyle saklamak için eşyaları. Bu arada içerisi çok karanlık. Şuradan bir aydınlatalım. Bakın şu sürgü. Şurayı açabiliyoruz. Burası sunroof arkadaşlar. Bu birinci sunroof. Bu da ikinci sunroof. Şunu da açalım. Hatta buradan havalandırma gelsin diye buradan göster. Şuradan bir kademe kolu var. Bunu böyle açıyoruz. Bakın şu an buradan dışarıya rüzgar çıkabiliyor. Şuradan uzaktan göster. Evet. Burası havalandırılabiliyor. Burası da arkadaşlar hem yemek masası hem de yatak olabiliyor. Şu an önce bir yatak olduğunu göstereyim size. Şu sırt süngerleri buraya koyuyoruz. Şu şekilde. Şu an yatak oldu. İki kişi rahatlıkla yatabiliyor buraya. Şöyle göstereyim. Çok rahat. 2 metre 5 santim boyunda. Bakın ben şu an 1.75'im. Benim daha ayaklarımda ne kadar boş yer kaldı. Bu şekilde buraya yatabiliyoruz. Buraya da bir kişi daha çok rahat yatabiliyor. Burada gene şey var arkadaşlar. Hem sineklik hem gölgelik var burada. Bu da sineklik. Bu cam açılıyor. Böyle sinekliği açabiliyoruz. Veya sinekliği kaldırıyoruz. Bunları açıyoruz. Bu cam tamamen açılır. Şöyle. Bakın buradan şu an püfür püfür esiyor. Bunu böyle kalkıp bırakabiliriz. Bir sıkıntı yok ama seyir esnasında kapatıyoruz. Şimdi tekrar bunu oturma masası haline getireceğim. Onu göstereyim size. Yine bu sırt süngerlerini buraya koyuyoruz. Ve şuradan masayı kaldırıyoruz arkadaşlar. Masa şöyle kalkıyor. Çekiyoruz yanımıza. Bu masaya bak, buradan kilitlenecek şimdi. Tamam, kilitlendi. Masamızı yerine koyuyoruz. Bu şekilde artık bakın buraya bir kişi daha oturuyor. İki kişi de orası. Zaten karavanımız 4 kişilik. Burada ışık var. Şu ledleri yakıyor. Şuradan bak göster. Bu ledleri yanıyor. Bir tane de loş ışık var burada. Bir de bu LED ışık var. Burada 220 enerji var. Burada cep telefonu şarjı var arkadaşlar. İki tane USB giriş. Oradan cep telefonlarımızı şarj edebiliyoruz. Yan pencerelerimizde şöyle hem normal perde var hem normal sineklik de var. Gene bunlar da açılabiliyor böyle. Buradan hava girmesini istiyorsak açıyoruz bunları. Bunlar sürgülü cam. Aynı şekilde karşı tarafta arkadaşlar. Orası da öyle.
Burası da böyle sürgülü. Yine sürgülü cam var. Şimdi ranza kısmına gelelim. Arkadaşlar bu karavan 4 kişilik. 2 kişi orada yatabiliyor. 2 kişi de bu ranzalarda yatıyor. Bakın burada da ranzalar var. Şurada da yastıklarını çekelim. Bu ranzaların oradan da camlar açılabiliyor. Oradan da rüzgar gelebilmesi için camlar açılabiliyor. Bir kişi buraya rahat yatıyor. Bir kişi de burada rahat yatıyor. Burası da banyo tuvaletimiz. Şurada bir seyyar böyle tuvaletimiz var arkadaşlar. Bu tuvalet. Şimdi arkadaşlar tuvalet burası. Burada daha kağıtları var. Sıfır. Klozet kısmı. Burası sifon. Buradan su dolduruluyor içine. Altında haznesi var. Burası banyo tuvalet kısmı. Şurada da böyle bir aynalı dolabımız var. Buraya da işte banyo malzemeleri koyulabilir. Burada altta var yine bir dolap. Burada bateres var arkadaşlar. Bateres takılacak. Onu takacağız. Burada işte banyo yaparken belki havlu mavlu asmak için. Bu şekilde. Aynamız var burada, boy aynası. Şöyle aynayı göster. Şurada Ortis etiketimiz var. Evet, buradan şöyle loş ışığımız var arkadaşlar. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Bunlar gündüz de uyumak isterseniz bunları kapatabiliyorsunuz, perdeleri. Tamamen karanlık olsun diye. Yine burada da perdeler var. Bakın ben şimdi buraya çıkacağım, size göstereyim. Arkadaşlar gündüz uyumak için eğer bu camı açarsanız şuradan sineklik var. İçeriye sinek girmesin diye. Ama gündüz uyuyacaksanız, karanlık olsun istiyorsanız bunları kapatıyorsunuz. Bakın böyle kapatıyorsunuz. Fazla ışık girmesin diye içeriye. Üstü güneşlik, altı da sineklik oluyor bunların. Bu şekilde. Şimdi bir de şunu göstereyim size. Kapıdan da sinek girmesin diye arkadaşlar burada da sinekliğimiz var. Bakın böyle. Bu şekilde sinekliğimiz var. Yani karavan içine sinek girmesin diye. Çok güzel bir sineklik yapılmış buraya. Kontrol panelimizi anlattım. Bu arada mutfağın üzerinde burada yemek bir şey hazırlarken arkadaşlar, mutfak yetmezse ekstra şöyle ilavesi var. Şöyle yapıyoruz. Burada da yemek hazırlarken bu alanda kullanabilmek adına. Bu şekilde kapatıyoruz işimiz bittiğinde. Buradan alt bagaja ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bagaj var burada. Aynı şekilde yine şunun altında da bagajımız var. Bakın burada da bagaj var. Buradan da ulaşabiliyoruz bagaj bölgesine. Bunun altında arkadaşlar su deposu var. Bu kısmında su deposu. Şöyle göster su deposunu. Evet, su deposu orada. Evet. Karavanımız böyle. Evet arkadaşlar. Bu bagaj kapağı aynı zamanda yemek masası olarak da kullanılabiliyor. Burası. Eğer dışarıda yemek yiyeceksen orada da yemek masası olarak kapak kısmı hazır yerleri var. Bardaklık bu şekilde de kullanabiliyoruz. Mutfağın önünde de böyle camımız var. Açılıyor. Buradan da hava girebilir. Burada da böyle sinekliğimiz var. Sinek girmesin diye, ama bak şu an rüzgar giriyor, sinek giremez. Veya böyle kapatıyoruz. Bu güneşlik ışık gelmesini engelliyor. Bu da sineklik. Yani aşağı çekersek güneşlik, yukarı kaldırırsak sineklik oluyor. Veya ikisini ayırıyoruz. Burada mıknatıs var. Ayırdığımız zaman normal dışarısını görüyoruz. Bunu kapattık. Evet. Mutfağımız. Domatik marka. Alman malı mutfak arkadaşlar. Yani mutfak tezgahı kaliteli. Evet. Evet arkadaşlar. Şu an kahvemiz hazır. Evet, Güler Hanım şu an kahve yapıyor. Kaynadı mı su? Kaynadı. Evet, suyumuz kaynadı. Tamam, koyalım kahvemizi.
Evet. Hemen oturalım arkadaşlar böyle. Burası güneşli biraz. Bu yüzden kapattım. Bu şekilde. Artık kahvemizi yudumlayacağız. Dağda, bayırda, çayırda, sahilde, denizde, istediğimiz yerde evimiz artık bizimle beraber. İstediğimiz yerden tatilimizi yapacağız arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.